Bir cismin tabanı y eşittir eksi x kare artı 6x eksi 1 ve y eşittir 4 grafiklerinin kapladığı alanmış. Cismin yükseklikleri x olan kesitleri de x eksenine dikmiş. Katının hacmini belirli integralle ifade ediniz demiş. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bize Eğrinin ve doğrunun denklemlerini vermişler ama henüz bu grafiklerin neye benzedikleri konusunda hiçbir fikrimiz yok. Görselleştirmeye gerek olup olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ben her zaman görselleştirmeden yanayım. Hele ki bu soruda grafikleri çizecek olursak bahsettikleri bu alanın neye benzediğini görebileceğiz. İsterseniz önce bu eğri ile bu doğrunun nerede kesiştiklerini bulalım. Y değerleri ne zaman eşit olur ya da bunun 4'e eşit olmasını sağlayabiliriz sağlayan x değerleri nedir diye düşünebiliriz. Birbirlerine eşitlersek yani ortak çözüm yaparsak yazalım. Eksi x kare artı 6x eksi 1 eşittir 4. Evet, bu eşitliği çözünce kesiştikleri noktanın veya noktaların x koordinatlarını bulmuş olacağız. x'i bulmak için iki taraftan da önce 4 çıkaralım. Eksi x kare artı 6x eksi 5 eşittir 0. İki tarafı bir de eksi 1 ile çarpalım. Böylece x kare eksi 6 x artı 5 eşittir 0 denklemini elde ederiz. Bunu artık çarpanlarına ayırmak son derece kolay. 1 kere 5 ya da daha doğrusu eksi 1 kere eksi 5. Evet 5 eder ve eksi 1 artı eksi 5 de eksi 6. Hemen yazıyorum. x eksi 1 çarpı x eksi 5 eşittir 0. O halde bu eğri ile bu doğru x'in 1 veya 5 olduğu durumlarda kesişiyorlar diyebiliriz. Buradaki ikinci dereceli terimin işareti negatif olduğu için bunun kolları aşağı doğru olan bir parabol olacağını biliyoruz. Bu parabol y eşittir 4 doğrusunu x 1'e ve 5'e eşitken kestiğine göre parabolün tepe noktasının da bu ikisinin tam ortasında yani x eşittir 3'te olması gerekir. Hadi şimdi bu söylediklerimi gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Buna benzeyen bir şey olacak. Dikkat perspektifle çizmeye çalışıyorum çünkü elimizdeki şekil üç boyutlu bir şekil. Bu Y ekseni, evet bu da X ekseni. Bazı Y değerlerini de yerine koyalım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Y eşittir 4 doğrusunu da bu şekilde çizelim. Evet, Y eşittir 4. Peki, bir de Y eşittir eksi x kare artı 6x eksi 1 var. Ve bunun Y eşittir 4'ü, x eşittir 1'de ve 5'te kestiğini biliyorum. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. x eşittir 1,4 ve 5,4 noktaları bunlar. Parabolün tepe noktasının da x'in 3'e, evet x'in 3'e eşit olduğu yerde olduğunu biliyoruz. Şöyle olacak, buraya 3 koyarsak, y eşittir, eksi 9 artı 18 eksi 1, buradan y'yi 8 olarak buluruz. Evet, 3,8 noktası da burada. Karşı karşıya olduğumuzda, olduğumuz durum kısaca bu. Evet, soruda bahsettikleri alanda burası cismin tabanı bu olacak. Cismin kesitleri de x eksenine dikti. Öyle değil mi? Öyle demişlerdi. Bu kesitlerden birini çizecek olursak x eksenine dik olan kesitlerin yükseklikleri de x'ti. Örneğin burası burası x. Peki sizce bu dikdörtgenin eni ya da uzun kenarı nedir? Bu iki fonksiyonun farkı öyle değil mi? Hemen yazıyorum bu uzunluk eksi x kare artı 6x eksi 1 eksi alttaki fonksiyon yani eksi 4. Bunu eksi x kare artı 6x eksi 5 olarak yazabiliriz. Ve buradaki kesitin hacmi içinde bu çarpı x'i sonsuz derecede küçük dx'lerle çarparız. Sonra da bunun x eşittir 1 ile x eşittir 5 arasındaki integralini alırız ve olur biter. Hadi bakalım buradaki küçük dilim eksi x kare artı 6x eksi 5 çarpı yükseklik yani x çarpı derinlik yani dx. Sonra da bunların toplamlarını bulmamız lazım. Mesela burada da buna benzeyen bir kesit olacak ama x bu defa çok daha büyük. Evet yükseklik olan x'i bu şekilde çiziyorum. Kesitleri çizdiğimi anladınız değil mi? Bu kesitlerden herhangi biri için yazdığımız ifade. Evet bunun integralini alıp x eşittir 1 ile x eşittir 5 arasında değerlendirirsek cismin hacmini belirli bir integral olarak ifade etmiş oluruz. Ayrıca bu parantezi açacak olursak bu integralin son derece kolay bir integral olduğunu da görürsünüz. Hesap makinesine de ihtiyacımız yok. Burada elde edeceğimiz polinomun ters türevini alıp bu belirli integrali hesaplayabiliriz. Bu kadar.